Herkese merhaba. Bir BDF yük modu yaptım. Veya 40 ayak yük modu yaptım. Veya tandem yük modu yaptım. Veya 10 teker yük modu yaptım. Veya rigid track yük modu yaptım. Şimdi ismini bilmiyorum. İsmi zerre umurumda değil. Ama bu şekilde kamyon görünümlü olan kamyonlar için bir yük modu. Bazı arkadaşlar bana böyle tırcıymışım gibi veya otobüs modu yapıyorum, otobüsçüymüşüm gibi sorular soruyorlar. Benim çok fazla bilgim yok. Gerçek hayattaki ismi nedir falan hiç ilgilenmiyorum. Ben oyun oynuyorum, yazılımcıyım, mod yapıyorum. Benim gerçek hayatta tır nedir, on teker nedir falan hiçbir bilgim yok. Baştan bunun bir açıklamasını yapayım dedim. Çünkü acayip sorular geliyor bazen. Ama oyunda yapıyorum yani. Oyunda her türlüsünü yapıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi tanıtım için 3 tane kamyon seçtim. Bu 3 kamyonla deneyeceğiz. Önce bir şu Scania'yla deneyelim. Hemen geçiyorum olaya. Dorse satışına giriyorsunuz. Aynı benim otogar modundaki gibi. Logoma tıkladığınız zaman burada 4 çeşit hayalet Dorse geliyor. Soğutuculu, kuru yük. HCT yazdığına bakmayın. Onu yapmamdaki amaç birazdan anlatırım. Soğutuculu, kuru yük, yalıtımlı ve perdeli. Bir sayfa daha geçtiniz. Yine aynısından 4 tane geldi. Farkını şöyle göstereceğim. Mouse'la üzerinde durduğunuz zaman yazıyor. Bakın maksimum 5000 kilo diyor. Bunlar ilk sayfa maksimum 5000 kilo. İkinci sayfa 10.000 kilo. 15.000, 20.000, 25 ve 30. Yani burada seçtiğiniz dorseye göre çıkacak yükün maksimum tonajı diyelim buna. Mesela perdeli, şu anki mesela soğutuculu alacağız. Ben buna max 30 kilo, 30 ton seçersem 30 tona kadar yük çıkacak. 1 ton da çıkabilir, 30 ton da çıkabilir. Ben 30 ton alıp şimdi göstermek amaçlı bir deneyeceğim. Bu arada şu fark edebilir. Mesela şimdi 30 tonluk yük aldığım zaman bu tır veya kamyon modu belki çekmeyebilir. Ön taraf havaya kalkabilir. Bu kamyon moduna göre değişir. Kırk ayaklar için falan hepsi için geçerli bu. O durumlarda tırların düzeltilmesi lazım. Yük modunda ona yapacak bir şey yok. Yani 1000 tane farklı çeşit dorse yaparak bu durumu aşabilirim. Hani her kullandığınız tıra göre o 1000 taneden birini seçerek ancak oynayabilirsiniz. Bunu yapmam mümkün. Ama ne onunla ben uğraşırım ne de sizin uğraşacağınızı sanmıyorum. Şu an dorseyi taktım. Hayalet dorse yine otogar modundaki gibi aynı mantık. Şuradan pardon yanlış yere girdik. Yo doğru yere girmişim tamam yük piyasası diyorum. Bakın yükler geldi ve soğutuculu dorse için geldi. Ben burada hani bunun dorsesi soğutuculu diye gerçekçi olsun diye alıyorum. Perdeli seçerseniz perdeli yükleri gelir. O size kalmış. Soğutuculu dorse ile perdeli yükü de taşıyabilirsiniz mesela. Ne kadarlık yükler geldi? Bakın 23 ton geldi mesela. 30 tonluk seçtim. 23 tona kadar geldi yükler şu anda. En düşükte de bakalım. Hatta şurayı seçip bakalım da. Çok fazla yükle uğraşmayalım. Burada 22 ton gelmiş en yükseğe. En düşükte 5 ton gelmiş. Yani 5 ton seçseydim maksimum 5 ton gelecekti. Bunun farkı bu. Size bıraktım seçimi ki bunu kamyona göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu yükü aldığım zaman zaten belli olacak. Şu interior sesini bir kısayım kafa ağrıtmasın. Şimdi bu kamyon belki 20 tonu aldığı zaman çekmeyebilir veya işte ön taraf havaya kalkabilir. Bunlar kamyon modlarının düzeniyle alakalı. Yani nasıl yapıldıysa ona göre. Şimdi hayalet dorse takıyoruz. O dorsenin takıldığı yer önemli. Mod yapan arkadaşlar eğer bu moda uygun kamyon yapmak istiyorlarsa dorse takılan şey var ya bizim dorseyi bağladığımız nokta. O noktayı kamyonun ortasına bir yere alırlarsa hem yük ağırlığı eşit dağılmış olur kamyona hem de ne denir ona? Dengesi bozulmaz. Şöyle dışarıdan görünüşle alalım. Şunu söyleyeyim. Bu
geri geri giderek almak pek mümkün değil biliyorsunuz. Farları kapatalım. Geri geri giderek almak pek mümkün değil. Ha, uğraşıp denk getirirsiniz o ayrı. Ama arkada hayalet dorsemiz var şimdi. Olayın teknik açıdan gerçeklerini gizlemeye gerek yok. Sihir yapmıyoruz burada. Hayalet dorseyle gittiğimiz için muhtemelen bu geri geri giderken arkada dönüyor. Şu an ben de göremiyorum. Deniyorum ama hani büyük ihtimal tutmayacaktır. Gördüğünüz gibi tutmuyor. Çünkü biz fark etmesek de o dorsa arkada dönüyor geri geri giderken. O yüzden böyle geri geri yanaşıp da bu yükü almanız pek mümkün olmuyor. Ancak çok geniş alan olacak, çok ileri gideceksiniz de dümdüz geri geleceksiniz, öyle olur. O yüzden burada Enter'a basarak yükünüzü alıyorsunuz. Yükü aldık, şöyle bir titredi zaten belli ettiğim yük tonu aldığını. Bakın bunda bir ön tarafın kalkması durumu falan yok. Hatta şu aksı indirip kaldırıyorum. Bazı kamyonlarda aksi kaldırınca ön taraf kalkıyor. Bazısında dümdüz duruyor böyle. Bu biraz uzun şasi olduğu için çok fazla etkilenmedi mesela. Ama giderken 22 tonu aldığını belli eder. Şu an gerçi en yüksek şey var. Ne deniyor ona? Motor. Şimdi video çektiğim için yavaş bir motor alıp kastırmak istemedim açıkçası. Bu arada direksiyonu da önüme almayı unuttum. Klavyeden oynuyorum. Bu da direksiyona göre ayarlı olduğu için direksiyon böyle saçma sapan dönüyor. Onu göz ardı edebilirsiniz. Konumuz o değil zaten. Şöyle F6'dan da göstereceğim. Şuradan bir dönelim önce. Bak bütün gün bu sinek yanımda değildi. Bir şey var bunda. Ya anlıyor ya biliyor. Ben videoya girince geliyor bu sinekler. Şöyle F6'ya basayım. Bak şu anda 22 ton yükü taşıyoruz. Tırın gidişinden belli oluyor mu? Yani ikinci viteste hala bağırdığına göre oluyordur sanıyorum. 60'ta attı. Neyse. Şöyle sıfır kamerasıyla ben bunu bir teslim edeyim. Nereye gidecekti bu yük? Slauli. Slauli. Bulamadı. Siyahmış ya. Sıla değilmiş ya. Oy be. Siyahuli. Evet. Neredeyiz? Buradayız. F5 yapalım. Bu yükü teslim edip başka bir kamyon alacağım. Şimdi onda da deneyeceğiz. Zaten gidişinde falan sıkıntı olmuyor. Otobüslerden biliyorsunuz. Otogar moduyla aynı mantık çalışıyor şu anda. Şunu seçerseniz burada isterseniz hani yerine park edebilirsiniz. Şunu seçtiğiniz zaman geri geri park edemezsiniz. Şunu seçin ya da direkt yükü bırakın. Ha, mesela bu da çok yakın çıktı. Büyük ihtimalle hani buraya da uymayabilir. Ama uyuyacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Direksiyonu da niye önüme almadıysam videodan önce şöyle yapayım. Ha, bak uyudu mesela bu. Şöyle biraz gelelim. Yani teslim ederken böyle motoru stop edip işte Enter'a basıp teslim edebilirsiniz. Ya da direkt Enter'a da yine basabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi hatta bakın başarım geldi. Büyük tır diye bir başarım geldi ağır yük taşıdığım için. Şimdi bu tamam. Herhalde ağır yük taşıdığım için gelmiştir. Büyük tır diye başarım niye versin başka? Şimdi bu tamam. Bu şekilde taşıdık. Eyvallah. Diğer tıra geçeceğim. Daha doğrusu kamyon diyelim biz ona. Yani garajda hazır almıştım bekletmemek için. Hangi garajımdaydı? Çekici yöneticisi diyelim ya. Garaj yöneticisi olur mu? Tatra var. Tatra'yla bir deneyeceğim. Bir de Mercedes Antos'la deneyeceğim. Farklı türlerde hazırladım ki şöyle.
hani farklı şekillerde, farklı uzunluklarda kamyonlarla denemiş olalım diye. Önce Anatos'ta deneyim. Açık kasa kısa olanı en son alırız. O Tatra'da belki olmayabilir, emin değilim. Çünkü biraz kısa oldu. O 4x2 seçtim bilerek. Denemedim. Videoda deneyeceğim. Ki bak bunu özellikle böyle videoda deniyorum ki başıma bir şey gelirse videoyu çekerken. Ben şimdi modun testlerini çok yaptım. Normal şartlarda hani bu tarz kamyonlarda problem çıkarmadan oynadım. Ama şimdi ben onu da deniyorum ki bazı arkadaşlar çünkü farklı şeyler deneyip olmuyor abi bizde olmuyor falan diyebiliyorlar. Şunu da buna kullan diyelim tekrar. Yok soğutuculu bu sefer perdeli alalım. Bunu perdeli yaptık. Dorsa galerisinden. Bu sefer perdeli seçiyorum. Maksimum 10 ton diyelim. Bu sefer de. Veya bir 30 alalım. Hani bunun önü kalkabilir. Onu göstermek istiyorum çünkü. Biz yine 30 alalım da. 5'te 10'da zaten sorun olmaz. Çoğu araçta sorun yaşamazsınız 5-10 tonla. Asıl sorun yaşatacak böyle 20 ton, 30 ton. Onu böyle deneyelim ki. Ha baktınız çok kalkıyor ön tarafa, araç dönmüyor falan. 20 ton deneyin, 10 ton deneyin, 5 ton deneyin. Hangisi uyuyorsa çünkü araca göre değişiyor bu. Şimdi dorseyi bağladık. Yine bir iş bakalım hemen. Bakın şimdi perdeli işleri geldi. Bu ne ya? Hep su çıkmış. Ha, yük ağırlığına göre dedik ya o yüzden. Şurayı bir seçelim. 24 tona kadar çıktı bakın yine. En sonda da kaç ton var? 4 tona kadar mesela çıkmış. 24 ton alalım. 24 tonla deneyelim. Ya ben bunları videolarda böyle gösteriyorum, uzun uzun deniyorum. Video çekerken deniyorum özellikle ki soru sorulmasın gereksiz diye. Otogar modu için daha doğrusu Türkiye haritasını paylaştım, yaptım. Videonun başlığına 1.34 yazıyorum. Bir sürü yorumda bana diyorlar ki abi 1.34'te çalışır mı? Hadi videoyu izlemiyorsun da okuma yazman da mı yok? Büyük ihtimalle troller yani. Başka bir şey değil. Yani normal bir insanın soracağı sorular değil bunlar çünkü. Ben yine Enter'la alacağım şimdi ilk. Tamam geliyorum sen git. Şimdi yükleyelim bakalım. Hah, bak ön taraf kalktı şimdi. Ha, bu arada arkada dorse çıktı o bizim dorse değil. O takılı ama orada o görünüyor. Bazen böyle yapıyor. Oyun bize dorseyi verdi. Taktık hayalet dorsemizi ama arkaya şunlar gibi bir dorse park etti. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle dingili kaldıralım bakalım. Farkı anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Yani bu dingili havada tutarsanız dönemeyebilirsiniz de. Şu an gidemiyorum mesela. Şu bir sorun. Yani her zaman yapmıyor ama şu anda benim dorsam ona takıldı. O yüzden gitmiyor. Şöyle bir şey yapacağız. Şuraya sıfır kamerasıyla alacağım mecburen. Yani o dorsa her zaman öyle çıkmıyor ama birkaç kez başıma geldi. Yaparsa ona da yapacak bir şey yok. Ben bu kadar yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Adım Kıdır, elimden gelen budur. Mesela bak bu 24 ton bunu zorladı, kayıyor. Görüyor musunuz? Dönerken kayıyor. O yüzden mesela bununla 10 tonluk yükler alabilirsiniz. Hani bu kamyonları örnek olarak seçiyorum ki böyle farkını görün diye. Bildiğiniz kayıyor aracı, ön taraf havada. Tamam git yap. Diyorsun, oğlum çişi geldiği zaman bile bana rapor veriyor.
Bunda 20 ton kasıyor. Bunu anladık. Hemen şöyle yapacağız. Tamam oğlum git. Devam edelim. 10 tonla deneyecektik değil mi en son? 15 ile deneyelim önce. Yükü bıraktık, ön taraf indi bak. 15 ton nereden alacağız? Neredeymiş bu? Şurası. Evet. Bu taraf. Hop. Lan. Piyasası 15 ton. 8 ton da var. Önce 15 deneyelim. Ya diğerinde Scania'da problem yaratmadı mesela. O yüzden daha hafif bir yükle deneme ihtiyacı hissetmedi. Enter'a bastım yine. Yükümü alıyorum. Bakalım. Yine Dorse geldi. Benim şansıma bak. Video çekmediğim zaman Dorse gelmez oraya. Bak çıkmıyor, takılıyor. Artık sıfır kamerasını kullanırsınız, yapacak bir şey yok. Ha, videodan sonra bir bakarım. Belki orada Dorse çıkmasını iptal edebilirim ama bilmiyorum. Sanmıyorum, iptal etmeyeceğim. Böyle devam. Artık arada kullanın sıfır kamerasını, ona yapacak bir şey yok. Şansınıza. Bak şu an 15 tonu rahat taşıyor gibi. Dönmeye bastık mı dönüyor. Şuradan çıkınca yine bir düzgün deneyebiliriz de onu. Şöyle bakalım yine de. Yok, normal. Bu kadar kayması 1.33 ile gelen fiziklerden dolayı. Hatta hızlandık bile. Tamam, yani zaten söylediğim gibi bu dorselerin maksimum yük ağırlıklarını böyle ayarlamamın da sebebi buydu. 25 tonu bu kamyon çekemiyor mesela. Önü kalkıyor havaya. Bu da kamyonun modellemesindeki fiziğinden kaynaklanıyor söylediğim durum. Şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi neden sadece 30 ton yapıp bırakmadım onu söyleyeyim. Hani 30 tonda da 4 tonluk yük çıkıyor mesela. Bunu yapma sebebim şu. Mesela bu kamyonla oynuyorsunuz ama bu kamyon atıyorum 15 tondan fazlasını da bozuyor kendini. Düzgün gitmiyor falan. Şimdi 30 tonluğu seçerseniz çıkan yük sayısı azalmış olacak. O yüzden 15 tonluk dorseyi alacaksınız. 30 ton seçiliyken çıkan 30 işin 20'si mesela 15 tonluğa uygunsa, 15 tonluk dorseyi takarsanız çıkan 30 işin 30'u da uygun olacak. Bu mantıkla böyle bir şey yaptım, bilginiz olsun. Hani direkt bunu taşıyabilir miyim, taşıyamaz mıyım diye düşünmeden bir kere test edersiniz kamyonunuzu. Hangisi uygunsa o kamyon için ağırlık olarak, o ağırlıktaki dorseyi bir kere alıp takarsınız, bir daha uğraşmazsınız. Bu neresiymiş? Suprema, pardon. Şunu da bir teslim edip bir de 4x2 olan da bir deneyelim bakalım kısada. Yani onda hiç olmayabilir, bakın hiç denemedim onu. Bu ikisini zaten hani testleri bu iki tırla yapmıştım. Bunlarda hani az çok biliyorum senaryoyu ama size göstermek için özellikle seçtim. Hani birbirinden farklı iki tır olsun diye. Ne oldu be? Ya resim aldık. F9'a basarken F10'a da bastık bir yandan. Neyse, şu yükü teslim edelim. Onu da şimdi ilk defa videoda deneyeceğim. Yani tamamen sapıtabilir de. Hiçbir şekilde emin değilim ne olacağı konusunda. Ya bu arada hani klavyeyi klavyeye göre ayarlayıp oynayınca bir sıkıntı yok ama direksiyon ayarlarındayken klavyeyle ayarlayınca, şey oynayınca çok kötü oluyor çünkü klavye hassasiyeti yok, direksiyona göre ayarlı. Ha, bu başka bir şey mesela, büyük tur diyormuş, tır değil. Neyle alakalı onu da bilmiyorum, neyse.
Demek ki onunla alakalı bir şeyimiz yok. Başarım falan kazanmamışız, her şey normal. Bu yükü bırakınca bir sallanıyor falan, güzel oluyor. Güzel oluyor. Neyse, konumuza dönelim. Şunu da bir kapatalım şöyle. Diğer tırı bir seçelim. Kamyon daha doğrusu. Şu Tatra'yı. Tatra'yı da niye seçtim? Şey mecburiyetiniz yok sonuçta. Yani bu modu Dorsesiz normal oyunun tırlarıyla da kullanabilirsiniz. Yani böyle bir arkada Dorse olsun, bir şey olsun, hani karoser olsun mecburiyetiniz yok. O yüzden özellikle bunu seçtim. Şimdi bunda buna uygun bir Dorsemiz yok. Bizde soğutuculu, kuru yük, yalıtımlı, perdeli var. Şimdi buna arkası, ne deniyordu ona? Şuna, damper diyelim. Damper'e uygun bir yükümüz yok. Ama hani bu modu da kullanayım, yük taşıyayım diyorsanız, görsel olarak bir şey olmasa da bu şekilde en azından tatmin edebilirsiniz kendinizi. Biz şuna kuru yük diyelim. Perdeli mi diyelim? Kuru yük diyelim, hadi farklı olsun. Yani soğutuculuğu bile buna takıp taşıyabilirsiniz dediğim gibi. O size kalmış. O sadece çıkacak yükleri değiştirir. Ha, soğutuculuğu da çok ağır yükler çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Kullan diyelim. Bakalım ne kadar fark edeceğini hiç bilmiyorum. Daha Dorse'yi bile takmadım ben buna. Son anda videoya girerken aklıma geldi. Dedim böyle bir tane de farklı bir şey alayım. Hani ne olacak görelim diye. Şöyle yapalım, yine önce yükü bir seçelim. Büyük ihtimalle 30 ton bunu çok bozacaktır diye tahmin ediyorum da bakalım. Ya moda göre de değişir. Belki de çok dengeli falan bir şekilde yapmışlardır. Hiç bozmayabilir bizi. Ha, kuru yük dedik. Mesela 20 tonluk yük falan çıkmadı. Bakın perdeli de herhalde daha çok çıkardı. Ya da şansıma denk gelmedi, o da olabilir. Şöyle bakayım. Aynen. 19 tonu geçmiyor. 19 tonlu deneyelim. O da ağır sayılır. Sonuçta ben hani 4x2 bu şekilde kısa bir şasiden 20 tonu bile taşımasını pek beklemiyorum ama yine de deneyelim. Şimdi kiremit mi taşıyacağız, tuğla mı ne taşıyacağız, ama mesela onu arkamızda hissetmeyeceğiz. Bir de öyle bir yerden vermiş. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Ön taraf kalktı. Yalnız bu hemen Dorse'yi park etmesi, inanın şey yani, bana yapılan bir komplo oyun tarafından ya. Yapmıyordu, çıkmıyordu kolay kolay bunlar. Ha şimdi iptal edeceğim. Burada hani geldiğinizde dorseleri de görebileceksiniz. O yüzden ellemiyorum yani. Neyse o. Yalnız gidiyor ya 19 ton. Aynen 19 ton aldı. Çikolataymış ya, tuğla diyorum. Tuğla görünümlü çikolata taşıyoruz şu anda. Bakalım dönüşüne. Yalnız bayağı bir... Aynen bakın dönüşü sıkıntılı biraz. Onu biz şöyle yapalım tekrardan. Hafif büyükle deneyelim yine. Bu sefer de 5 ton deneyeceğim. Onu da denememiş olmayalım. Evet, bakalım. Şimdi şuradan yük ağırlığını tersine çevirelim. En hafif 4 mu var? 5 ton deneyelim. 5 dedik, 5 deneyelim. Bu da saman görünümlü şey mi? Gofret mi? Neresi lan yükü alacağım?
Mantar tıpaymış. Bak, saman görünümlü mantar tıpa. Saman balyası sandım ben onu. İsimleri okumuyorum. Bu arada kullandığım kamyonları, tırları kanaldan bulabilirsiniz. Takip etmeyen arkadaşlar varsa, hani sadece bu videoda denk gelmiş olabilirler. Ya her seferinde mi olur arkadaş ya? Ama yapmıyordun bunu. Şimdi videoda beni rezil ediyor. Ulan Baltık'ta mı böyle yapıyor acaba, her seferinde koyuyor? Ben bunları Fransa'da test etmiştim diğer profille. Çok ilginç ya. Neyse. Yalnız uyuz oldum. Bak, şu an dönmesi güzeldi. Sadece 1.33 bisiklerinden kaynaklanan bir spin durumu vardı ya, o var. Onun dışında dönmesi güzeldi şimdi. Keşke. Evet, olay bu arkadaşlar. Şu şeyi de deneyeceğim ya. Şansımı bir deneyeceğim. Bir gidip Fransa'dan yük alacağım ya. Bu nedir ya, her seferinde? Rezil etti beni ya. Yaptık çok güzel falan diyoruz böyle. Salak salak şeyler çık. Şurada ne varmış? Hiçbir şey yok. Ha, buralardan yük çıkmadı bak. Ha, buradan çıktı. Şansımı şurada deneyeyim ya. Oraları gezmedim daha bu profilde, ondan olabilir belki. Öyle bir sıkıntısı var oyunun bir de ya. Gitmediğiniz yerden hiç çıkmıyor. Ya artık sen de burada da aynı şeyi yaparsan bozuşacağız ama ha. O Dorse'yi ben oradan almadan oraya koymaması lazım. Oyunun normalde mantığında böyle bir şey yok. Ben bunu 1.33'te yaptım. 1.34 yeni çıktı daha. Yani birkaç gün oluyor da 1.34'te yeni bakıyorum. Başka işlerim vardı. Bakamamıştım. Acaba diyorum 1.34'te böyle bir sıkıntı mı var? Olmaması lazım. Neyse. Yine bir kontrol ederim yani. Videoyu çektim ama videoyu paylaşmadan önce bir bakarım. Yani modla alakalıysa zaten çözer, öyle paylaşırım da, oyunla alakalıysa ona yapacak bir şeyim yok. Normalde benim yük aldığım yerde Dorse çıkarmaması lazım. Bak yine çıktı. Yine çıktı. Yok arkadaş, var bunda bir şey. Tamam, ben buna bir bakarım da. Ya ama olayın mantığını anlamışsınızdır. Şimdi bir daha bunun için tekrardan şey yapmama gerek yok. Yani düzeltemezsem bile ben bunu şimdi böyle onların çıkmadığı yere denk getirip videoyu çekip bakın benim modum böyle çalışıyor demiyorum, biliyorsunuz artık bizdeki işleyişi. Eğer bu bir hataysa modumun bu hatası var arkadaşlar. Hani bana kimse yorumlarda abi yük alıyorum Dorse'nin içinde Dorse çıkıyor falan filan ilk başta şöyle demeyin. Bakın ben her şeyi açık açık gösteriyorum. Eğer bu moddan kaynaklanan bir sorunsa büyük ihtimalle düzeltirim. Modla alakası yoksa veya ben bunu bu şekilde ayarladım da illaki bu şekilde olacaksa, ona da yapacak bir şeyim yok. Çünkü oyunun mekaniklerine belli bir yere kadar müdahale edebiliyoruz. Ama durum bu. Beğendiyseniz alın kullanın yani. Sonuçta yük taşıyabiliyorsunuz. Belki oyunun ayarlarıyla veya profille alakalı bir sıkıntı olabilir. Birazcık bakacağım ben ona videodan sonra. İndirdiğinizde düzelmişse zaten böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Düzelmeyecek bir şeyse de bu haliyle kabullenip oynayabilirsiniz. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.